Tekrar söylüyorum, Allah'ınızı kitabını severse, bak söylüyorum, halka inin ya, Allah aşkına o kapalı çarşıya gidin ya. Allah aşkına o Sultan Hamam'a gidin, her yere gidin, 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 gidin kardeşim. Yani şu ayakkabılarınız aşınsın, delinsin ya. Gidin, bir gün değil. Böyle şey gibi değil, böyle süslü püslü değil. Gidin kardeşim, onların bir tozunu yutun, acı kahvesini için, oturun. Hakikaten Adana'da git o kebabını ye, git Diyarbakır'da ciğer kebabını otur, o insanlar seni bekliyor. Temas kurmaktan bahsediyorsun. Aynen, vallahi billahi halkla bu ya. Halkla temas. Ya halkla ya, halkı yani dinle sadece, inanın sadece dinle. Anlatma bir şey. Dinle, öğren bakalım kim, ne, senden mi, benden mi, ondan bundan mı, ama bizde olan şu. Ve bir de küsüyorlar bize bunları söyleyince. Efendim diyorlar, siz hep eleştireceğim. Kardeşim sen iyi olsan, başarılı olsan, seçilsen ben seni niye eleştireceğim? Ama sen diyorsun ki sırtımı ben döndüm, bildiğimi okurum. Ben böyle biliyorum. Benim doğru bildiğimi sen kabul etmek zorundasın dersen bu halk da sana sırtını döner. Bu hep basit. Esasen o kadar kolay ki. Yani şu ülkede muhalefet olup da hakikaten bu şartlarda seçilememek ayıp ya. Ben size söyleyeyim. Bütün devletin imkanlarını kullanmasına rağmen, bütün para gücü elinde olmasına rağmen iktidar bu kadar yıpranmış iktidara sırf halktan uzak kaldığın için, halkı tanıyamadığın için, o sokaklara inmediğinden, o öğrencilerle temas etmediğinden, o gençlerle temas etmediğinden, onlarla bir konserin içinde bulunmadığından, o esnafla, o da sokakta, orada burada oturmadığından, onu dinlemediğinden, her şeyi kendin bilip de onlara akıl öğrettiğinden, o halktan koptun, gönül bağını kopardın, ondan sonra niye seçilemedim diye onu bunu suçluyorsun. Sen önce kendini suçlayacaksın. Hatayı kendinde arayacaksın. Sen millete ne günah buluyorsun? Onun için bu tartışmaları yapıyoruz biz. Esas bizim yaptığımız tartışmalar çok mühim takip ediyorlar. Ve bizi AK Parti takip ediyor. Ben size söyleyeyim. Bak geçen gün konuştuk. Konser meselesini, opera meselesini. Öğretmenler Günü'nde Cumhurbaşkanı şak diye yapıştırdı. Hadi çık bakalım o cevabı. Ver de cevabını, kalk da anlat bu millete. Bitirdi. Bunu söylüyoruz. Bak Tanju Özcan'ı almışsın. Gayet güzel iş yapıyor. Onu birazdan konuşacağız. Tabii evet. Ki. Tabii ki bunları yapacak. Abi tek yapmaları gereken şu. Sadece inan. Sokağa inin. Sokakta yürüyün. Onlarla oturun. Onlarla birlikte dükkan açın. Dükkan kapatın. AK Parti böyle yaptı zamanında. Ama belli bir zaman sonra o yıpranmışlığın ve değişimin getirdiği olumsuzluklar. Ama niye yıpratmıyor? Çünkü sen sokakla o temasını kuramamışsın. %70 iktidar seni nasıl anlattıysa seni öyle tanıyor. Sen kendini anlatamamışsın. Mesele bu. Çok kadar basit. Mesela Sayın İmamoğlu. Kardeşim ne dolaşıyorsun sen Bosna'da, orada, burada? Ha ne işin var? Özgür Özel. Özgür Özel orada. Gitme değil mi İmamoğlu? Tamam. Özgür Özel gitti. Özgür Özel, Özgür Özel için söylemiş olayım. Gitsin ama. Ne var? Gitmesin. Ne gitsin kardeşim? İki ay. Gitme kardeşim ya. Ne işin var senin hocam, orada burada? Bir günlük geziler arkadaş, yaşıyor bak, bu bir günlük arkadaş, gezilerde ne olacak? Bu ülkede. Ya bir daha önce Azerbaycan ilişkileri onarması lazım. Sonra onarır. Onları sonra. Önce sen milletle onar. Türk milletiyle bir hemhal ol. Vatandaşla. Onlarla bir kavuş, görsün seni. O Erdoğan diyorsun. Niye? Lider duruşu var. O ciddiyet var, gösteriyor kendisini. Ya halk öyle mi? Kabul etmiş. Sen onu göster, in. Onlarla yaşa, birlikte ol. Salı günü grup toplantıdan monolog yap, oradan buradan her şeye cevap ver, her şeye cevap ver. Ne dese cevap veriyorlar ya Sayın Erdoğan. Ya vermeyin kardeşim ya. Yok sayamaz mısınız bazen ya? Yani olamaz mı ya? Yap sen kendi ajandanı koy, sen git bu millete anlat bu eksikliklerin, bu tarımın, onun, bunun, bu etin, sütün, yumurtanın fiyatı niye böyle oldu kardeşim? Niye kur korumalılara hala faiz ödemeye devam ediyor bu devlet? Buradan çıkan kimin cebinden çıkıyor, kime gidiyor? Bunları araştırsana. Bunlara baksana, bunları anlatsana, dinlesene, o insanlara bir dokunsana. Onlar bir ruhunu öğren. Onlar kim? Sadece sandıktan sandığa mı gidiyorsun? Hani bir ara derdi ya Sayın Kılıçdaroğlu, tıpış tıpış gideceksin. Ha gitti işte.